Manastıra ulaşmak için yine yüzlerce merdiveni tırmanmak zorundasınız. Game of Thrones dizisine de ev sahipliği yapan yerlerden bir tanesi. Çünkü Türkçeyi duydukları vakit ürküyorlar biraz. Kanuni Sultan Süleyman'ın göndermiş olduğu ferman. Ölüm vadisi gibi. Buradan yuvarlanan iflah olmaz. Yüzyıllar önce dev kaya blokları üzerine akıl almaz bir şekilde inşa edilen Meteora'dayız. Burası Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde yer alıyor. Bir manastırlar bölgesi. Yüksekliği 300-500 metre arasında değişen, bilim insanlarını da şaşırtan kayaların hikayesi gerçekten çok ilginç. Jeologlara göre bu kayalıklar 60 milyon yılda oluştu. Burası insanı adeta büyüleyen bir masal şehri. Ayrıca burası son yıllarda tüm dünyanın beğenerek izlediği Game of Thrones dizisine de ev sahipliği yapan yerlerden bir tanesi. UNESCO korumasında olan bu yer Yunanistan'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken mekanlardan bir tanesi. Hazırsanız Dünya Alem başlıyor. Burası Meteora, Yunanistan'ın eşsiz güzelliklerinden bir tanesi, bir manastırlar bölgesi. Ağır ağır merdivenleri çıkarken her adım sizi göğe daha da yaklaştırıyor. Şimdi manastırlardan birisi olan Barlam Manastırı'ndayız. Ta kapısına kadar arabayla gelseniz de manastıra ulaşmak için yine yüzlerce merdiveni tırmanmak zorundasınız. Meteora'nın anlamıyla başlayalım isterseniz. Meteora, havada asılı kalan anlamına geliyor. Zaten bölgeye geldiğinizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Burada kayaların üzerinde adeta havada asılı kalmış manastırlar var. Burayı ilginç kılan özelliklerden birisi hem doğanın hem de insan yapılarının iç içe ihtişamlı bir güzellik oluşturması. Bir yanda inanılmaz güzellikte doğal kaya blokları, bir yanda da bu blokların üzerine inşa edilmiş akıl almaz yapılar. Jeologlara göre bu kaya blokları 60 milyon yıl önce oluştu. Yani milyonlarca yıl sabırla sakinlerini beklediler. Günümüzde Yunanistan'da keşişlerin inzivaya çekildiği manastırları görmek hala mümkün olsa da Meteora şimdi sessiz. Keşişler artık burada değiller. Burada sadece eski zamanların izini süren ziyaretçiler var. Buraya bir masal diyarı demek hiç de abartı olmaz. Dünyanın en büyüleyici yerlerinden biri. Mistik ve ruhsal açıdan dinginliğe eriştiren bir mekan. Manastırlara ulaşmak için sarp kayalıklara tırmanırken adeta dünyadan yavaş yavaş uzaklaştığınızı, göğe yükseldiğinizi hissediyorsunuz. Doğal yapısıyla bir film setini andıran bu özel yerde tüm dünyada ilgiyle izlenen Game of Thrones dizisinin bazı bölümleri de çekildi. Diziyi izleyenler hatırlayacaktır. Tyrion ceza alıp zindana gönderildiğinde Eiri de zindana atılmıştı. Zindanda kaldığı kalenin yüksek bir noktasında asılı kalmış ve aşağıdaki uçuruma kayalıklara baka kalmıştı. O sahneyi yeniden izlediğinizde görünen kayalıkların Meteora kayalıkları olduğunu görürsünüz. Fakat şu detayı da belirtmek gerekir. Game of Thrones'un ekibi UNESCO prosedürleri nedeniyle çekimi doğal ortamda yapamamış, bölge dijital ortamda canlandırılarak büyüleyici ve etkili bir atmosfer oluşturulmuştu. Kayalıklara tırmandıkça insanlardan ve dünyadan yavaş yavaş uzaklaşıyor, farklı bir aleme geçmeye başladığınızı hissediyorsunuz. Yüksek kayalıkların arasında yankılanan kuş sesleri, kayalıklara okşayan rüzgarın serin esintisi sizi büyülüyor ve bambaşka bir alemin kapılarını aralıyor.
Meteora'nın açıklanması güç farklı gizleri var. Burası ayrıca Yunanlar tarafından cinlerin dünyadaki merkezi olarak da kabul ediliyor. Yine dünyadaki en güçlü büyülerin de burada yapıldığına inanılıyor. Bundan mıdır bilinmez ama buraya geldiğinizde büyülenecek, kendinizi geçmişin derin izlerini düşünmekten alıkoyamayacaksınız. Buranın Türk tarihi açısından da önemi büyük. 14. yüzyıla kadar bölgeye olan Türk akınlarından kaçan keşişler buraya sığındılar. Başlangıçta gizli bir sığınak yeriydi. Keşişler bir yandan Türk akınlarına karşı korunaklı bir yerde kalmak isterken, bir yandan da Ortodoks mezhebine olan saldırılardan kaçmak ve inzivaya çekilmek istiyorlardı. Yıllar geçtikçe burası dini bir inzivanın yanı sıra Bizans tarihinin de önemli bir parçası olan filozofların, şairlerin ve ressamların yetiştiği bir yer oldu. Ortodoks kiliseleriyle Katolik kiliselerin arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Katolikler genelde heykeller koyuyorlar kiliselere veya manastırlara. Ortodokslarda ise daha çok figürler var, resimler var duvarlarda veya değişik tablolarda. Manastırı gezerken çok sesli Türkçe konuşmasanız iyi olur. Çünkü Türkçeyi duydukları vakit ürküyorlar biraz. Bazı kelimelerden çok rahat yakalayabiliyorlar Türkçe olduğunu. Sonuçta Osmanlı'dan kaçıp buralara tırmanmışlar, manastırlar kurmuşlar. Normal yani biraz da ürkmeleri. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Osmanlı döneminde de bu manastırlara dokunulmamış ve çeşitli fermanlarla manastırlar koruma altına alınmış. Burada da Osmanlı padişahlarının göndermiş olduğu fermanlar var. Şu görmüş olduğunuz da bunlar Magnificent Süleyman diyorlar. Yani Muhteşem Süleyman diyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın göndermiş olduğu ferman. Fermanda buradaki manastırın mülkiyetine hiçbir şekilde müdahale edilmeyeceğini söylüyor. Kimsenin de müdahale edemeyeceği ile alakalı bir ferman yazmış. Korumaya almış. Barlam Manastırı'na tırmandık. Gerçekten çok ilginçti. Buradaki manastırların hepsi birbirinden ilginç ve güzel. Fakat buraya gelirken hangi manastırın açık olduğunu öğrenirseniz öncesinden daha iyi olur. Çünkü hepsi birden açık olmuyorlar. Ama nihayetinde Yunanistan'a geldiğiniz vakit en başta gezeceğiniz yerlerden birisinin Meteora olduğunu söyleyebilirim. 10 numara. Ölüm Vadisi gibi. Buradan yuvarlanan iflah olmaz. Buraya tırmanan keşişlerden acaba düşen olmuş mudur? Yalnız ben az daha gelirsem bu keşişin yerinde olabilirim. Günümüzde savaşları, gürültülü şehir hayatını, insanlığın yaşadığı problemleri düşündükçe doğaya ve içe dönüşü sağlayan böyle bir inziva alanı daha da önem kazanmaya başlıyor sanki. Eminim siz de buraya gelince benimle benzer şeyler düşüneceksiniz. İnsanlık eski zamanlardan beri hep kalabalıktan, tehlikelerden uzaklaşacak bir yerler arıyor. Meteora ilk gelişinizde size tüm sırlarını açmayabilir belki. Ama 1000 yıl önce keşişlerin inzivaya çekilmek için bu sarp kayalıklara tırmanırken neler yaşadığını bir nebze hissedebilirsiniz. Gitmemizi istediğiniz yer, çekmemizi istediğiniz konu varsa siz yorumlara yazın. Biz çekelim. Abone olup bizi takipte kalın. Hoşça kalın.